Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sevgili dostlarım, hem strateji videoları olsun, hem de arkadaşlar teknik analiz videoları olsun, yorumlarda destek, direnç ve trend çizgilerinin nasıl çizileceği ile ilgili soruların olduğunun yoğunlaştığını gördüm ve basit bir anlatım, kolay anlaşılır bir anlatımla küçük bir eğitim videosu çekmeye çalıştım. Basit dememin nedeni videolar çok uzun oluyor. Arkadaşlar seyredilmiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar herkesin anlayabileceği dilde fazla teknik dil kullanmadan anlatmaya çalışacağım. Uzatmadan hemen anlatıma geçmek istiyorum. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi bir grafik ve resim hazırladım arkadaşlar. Buradan basit bir anlatımla gösterip sonra parite üzerinden anlatacağım. Şöyle biraz kenara çekilmek istiyorum dostlarım. Şöyle çekildiğimde yukarıda gördüğünüz arkadaşlar pembe çizgiler direnç çizgilerini temsil ediyor. Aşağıdaki yeşil çizgiler de destek çizgilerini ve paritenin zikzak şekilde hareket ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar mumlar olduğunu düşün. O şekilde düşünün arkadaşlar. Aşağıdaki temas ettiği noktalar destek noktaları, yukarıdaki arkadaşlar test yapıp aşağı döndüğü noktalarda direnç noktaları olarak tabir ettiğimiz çizgiler. Sarı uzun bir çizgi çekmişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temelde buna da trend çizgisi diyoruz. Yani aşağıdan yukarı doğru devam eden bir trendi temsil eden çizgi. Basit anlatımla arkadaşlar görselde bu şekilde görünür. Bir de parite üzerinden anlatmaya geçeyim isterseniz. Pardon, biraz gürültü oluyor olabilir ama sizler için hazırladım. Kusura bakmayın. Şöyle hemen arkadaşlar kendimizi küçültüp şöyle bir kenara alalım. Şunları şöyle ve pariteden anlatmaya başlayalım. Değerli dostlarım, 4 saatlik grafikte açıyorum. Muhtemelen çoğunuz 15 dakikalık, 5 dakikalık, 3 dakikalık, 1 dakikalık grafiklerde alsat yapıyor. O yüzden 4 saatlik grafikte hemen basitçe göstereyim. Arkadaşlar, önce trend çizgisini çizelim. Arkadaşlar, değdiği son nokta burası. Şöyle diyeyim arkadaşlar, 20-25 günlük geçmişi olan bir zaman aralığı bizler için yeterli. Çünkü işlem yaptığımız aralık scalp ve trade yapan arkadaşlar, yakın zamanda işlem yapan arkadaşlar için şöyle bakın arkadaşlar aşağıya, ayın 7'sinden bugüne kadar olan kısım bizler için yeterli oluyor. Şöyle yani son büyük hareket diyelim aslında arkadaşlar. Son büyük hareket bizim için şurası oluyor aslında. Son büyük hareket. Şu kısımdan gelen hareket arkadaşlar bizim için yeterli olur. Arkadaşlar gördünüz trend çizgimizi çizdik. Bazı arkadaşlar yukarıdan da çiziyor bu şekilde. Ben yukarıdan son hareketi çiziyorum. O yüzden bu kafa karıştırıcı oluyor arkadaşlar. Bunu çizmiyorum. Hemen 1 saatlik grafiğe alalım dostlarım. Bakın dostlarım 1 saatlik grafikte de temel olarak şöyle geriye aldığımızda aynı trend çizgisi yine karşımıza çıkıyor. Şöyle arkadaşlar sol hareketi de alalım isterseniz. Yukarıdan gelen hareketi de alalım. Arkadaşlar bakın yukarıdan gelen harekette şu anda biraz daha devam edelim bunu. Evet. Yukarıdan gelen harekette arkadaşlar şu anda bu. Şimdi buraya arkadaşlar bu aralıkta işlem yapacağımız için buraya direnç ve destekleri çizmemiz gerekecek. Grafiğimizi 15 dakikalığa alıyoruz dostlarım hemen. Özellikle scalp yapacak arkadaşların kesinlikle bu videoyu atlamadan izlemesi gerçekten kendileri adına iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar kenara biraz daha alalım. Biraz daha şöyle yapalım. Evet dostlarım zaten direnç ve destekler sizlerin de gördüğü gibi ortaya çıktı. Biraz daha şöyle yayalım arkadaşlar. Daha da net olsun. Arkadaşlar hemen şuradan bir yatay ışın alalım arkadaşlar.
Bakın arkadaşlar, tek tek ortaya çıktı zaten. En fazla test edilmiş noktalardan arkadaşlar çizerek dirençlerden iniyorum aşağıya. Bakın dostlarım, görüyorsunuz. Şöyle biraz aşağı kaydıralım. Biraz şöyle. Biraz şöyle dikleştirelim. Ve son noktamız da destek noktası olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç şeklinde devam eden çizgilerimiz oldu. Şöyle biraz küçültürsek, bakın dostlarım. Burada destek ve direnç çizgilerimiz oldu. Şimdi bunu 5 dakikalık grafiğe aldığımızda arkadaşlar bazı şeyler daha da netleşecek. Sizler de göreceksiniz. Eğer scalp yapıyorsanız burada artık işlemlerde neler yapılabileceğini, iyi kötü arkadaşlar hangi noktalardan döneceğini aşağı yukarı tahmin etmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar burada küçük direnç destek noktaları da kısa aralıklara da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şuraya mesela bir tane atılabilir. Şuraya bir tane atılabilir. Ve arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın yapılan hareketler direnç ve destek noktaları arasında gelişen hareketler. Şunu kaldırırsak evet daha net oldu. Bu şekilde arkadaşlar işlemlere girebilirsiniz. Şöyle şimdi arkadaşlar, majör iki tane trendimiz var. Yani büyük trendler bunlar arkadaşlar. Bu trendlerin kırılmaları büyük hareketlere neden olur. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz aşağıdan çizdiğimiz yükseliş trendi ve son da arkadaşlar yukarıdan gelen düşüş trendini temsil ediyor. Burada nasıl işleme giriyoruz? Hemen şuradan bir boya alalım. Böyle devam eden bir işlemin olduğunu düşünürsek arkadaşlar, bu şekilde bir aşağı sarkma olduğunda aşağıdan gelen yükselişi temsil eden majör trendimizin kırıldığını ve büyük bir düşüşün gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar silelim. Şuradan hareketin tam tersi olduğunu ve şu şekilde bir devam ediş olduğunu ve yukarıdan gelen diğer arkadaşlar düşüşü temsil eden minör diğer trendimizin kırıldığını gördüğümüzde, yani aşağıdan gelen yükseliş trendimizde herhangi bir dokunma olmadı ama bir trend çizgisi daha çizmiştik. Yukarıdan gelen düşüşü temsil eden onun kırıldığını gördüğümüzde ve artık muhtemel bir yükselişin gelme ihtimalinin olduğunu bu analizde, bu çizimde anlıyoruz dostlarım. Bu şekilde arkadaşlar trend ve direnç ve destek çizgilerini çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bu bütün hepsini bir silelim dostlarım. Bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir saatlik grafiğe tekrar döndüğümüzde arkadaşlar, bakın dostlarım, pardon, şunu şöyle bir kaydıralım. Hemen tekrardan sıfırdan arkadaşlar, şuradan trend çizgimizi çizdik dostlarım. Biraz uzattık ve yukarıdan gelen işlemi görmek için de arkadaşlar şuradan da alabiliriz, fark etmez. Buraya da bir trend çizgisi çizdik. Arkadaşlar trend çizgilerini de en tepe ve en dip yapmış noktalardan, yukarıdan gelenler de en tepe yapmış noktalardan, aşağıdan gelenlerde de arkadaşlar aşağıdan çizdiğimizde en dip yapmış noktaları tercih ediyoruz. Neden buradan çizmedik dostlarım? Çünkü oradan bir çizelim. Bakın arkadaşlar, oradan çizdiğimizde bakın dostlarım, şöyle bir şey çıkıyor. Çünkü burası artık kırılmış bir trend çizgisi olduğu için arkadaşlar bu trend çizgisi artık kabul görmüyor. Çünkü kırıldığı için. Bir tane daha kırılmış yapalım isterseniz dostlarım. Şuradan bakın dostlarım, böyle çizdiğimizde bakın önce burası kırmış arkadaşlar. Daha sonra da aynı trend çizgisini kabul etsek, retest yapılmış geri dönsek, geri döndü diye düşünsek bile tekrar burada kırılmış olarak karşımıza çıkıyor. Yani kırılan çizgilerin yenisini tekrar çizip o trend çizgilerine göre yeni stratejiler, yeni hareketler belirlemeniz gerekiyor dostlarım.
Bunu tekrar arkadaşlar şöyle 15 dakikalığına alalım isterseniz. 15 dakikalığına aldığımızda arkadaşlar zaten az önce çizdiğim direnç ve destek noktalarının en tepeler ve en diplerden yapılacağını ve en fazla retest yapılmış noktalardan yapılacağını söylemiştim ve yine tekrardan küçücük bir çizimle gösteriyorum. Arkadaşlar en fazla test edilmiş. Bakın dostlarım burası bir destek arkadaşlar. Şöyle bakın dostlarım. Burası bir direnç arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Burada desteğini almış. Tekrar retest yemiş direnç noktasından destek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar test yapıyor geri dönüyor. Bunlar arkadaşlar retest yapılmış noktalar, aşağıdakiler destek, yukarıdakiler direnç olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunları mesela scalp işlem yaptığımızda arkadaşlar şu şekilde kullanıyoruz. Biz burada scalp işlem yaptığımızı düşünürsek arkadaşlar buranın bir destek ve buranın bir direnç noktası olduğunu bildiğimiz için buradan tekrar aşağı dönen bir işlemin tekrar buraya dönme ihtimalinin olduğunu aşağı yukarı analiz yapıp buralardan long ve short işlemleri açabiliyoruz dostlarım. Bunları daha minör ve majör hale getirebiliyoruz. Daha kısa aralıklara getirebiliyoruz. 1 dakikalık aralığa getirdiğimizde arkadaşlar bakın arkadaşlar bir anda destek ve dirençlerin değiştiğini fark etmişsinizdir. Burada yeniden çizmeniz gerekecek arkadaşlar. Çok kısa aralıkta scalp yapan arkadaşların burada yeniden direnç destek çizmeleri gerekecek. Şu şekilde arkadaşlar bakın burada şöyle bakın sürekli retest yapılmış bir nokta var arkadaşlar. Yine isterseniz bir tane de yukarıdan alalım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela burada long, burada tekrar short yapıp tekrar buradaki işlemi bekleyip buradan tekrar long. Bu şekilde arkadaşlar işlemleri yapabilirsiniz. Kesinlikle grafiği de iyi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten bakın burada desteğin altına sarktığı an arkadaşlar burası kırılmış oluyor ve artık kendine yeni bir destek noktası buluyor. Bakın arkadaşlar burada yeni bir destek noktası oluşmuş. Bunu da şöyle çizelim isterseniz. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Burası az önce destekti bir anda dirence dönüştü. Bakın dostlarım burası artık yeni bir destek. Direnç, destek arkadaşlar. Direnç, destek. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Direnç, destek, direnç şeklinde devam ediyor arkadaşlarım. Umarım arkadaşlar ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Elimden geldiği kadar sizlere yalın bir şekilde, basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.